Suriye operasyonu ara vermeden devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren de yine top sesleriyle yankılandı Akçakale. Özellikle son yarım saattir bulunduğumuz bölgeden Suriye'ye doğru yoğun bir top atışı var. Bunların obüs olduğunu zannediyoruz çıkan seslerden. Şehrin merkezinde ise belki şu an sizin duyduğunuz sesler duyuluyordur. Zira şehir sınıra çok yakın bir noktada ve Akçakaleliler de bu durumdan aslında bir miktar tedirgin olmuş vaziyetteler. Zira dün şehre düşen mermiler ve havan topları bir şekilde şehirde yaşayanları bir miktar korkuya sevk etti diyebiliriz. Zira 4 kişi de bu saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Sınır hattından top sesleri yükselirken aslında bulunduğumuz coğrafyayı da belki sizler de duyuyorsunuz şu anda. O top sesleri bize kadar ulaşıyor. Bu sınır hattında biraz anlatmak gerekiyor belki de. Şu an bulunduğumuz yer Akçakale. Akçakale'nin karşısında Tel Abyad var ve Tel Abyad'da da 2 gündür yoğun bir top atışı söz konusu oluyor. Zaman zaman da Tel Abyad'dan Akçakale'ye doğru bir takım roket atışları ya da bir takım havan topu atışları gerçekleştiriliyor. Sadece 10 Ekim Perşembe değil, Cuma günü de yine burada yoğun bir hareketlilik var sınırda. Özellikle şunu belirtmek lazım. Nusaybin'in hemen karşısındaki Kamışlı'dan atılan bombalar sonucu dün Nusaybin'de de 4 kişi hayatını kaybetmişti ve sivil kayıp sayısı Türkiye'de böylece 7'ye yükselmiş oldu. En azından şu ana kadar gelen bilgiler bu yöndeydi.